Taha Kurt, 94 İstanbul Üsküdar doğumluyum. 15 Temmuz gecesi evde kardeşimle oyun oynarken bir bildirim üzerine köprülerin kapatılmış olduğu bilgisi geldi. O an bir panik içerisinde haber kanallarına geçiş yaptık. Haber kanallarına geçiş yaptıktan sonra ilk edindiğimiz bilgi bir terör saldırısı olabileceği üzerineydi. Buna binaen biz sosyal ağlardan bilgi edinmeye çalışırken bir darbe teşebbüsünün olabileceği ve TSK içinde yapılanmış bir örgütün böyle bir şeye teşebbüs ettiğini öğrendik. Bu bilgi üzerine arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık ve abdestimizi alarak kendi yolumuza çıktık. Yani caddelere biz çıkmaya başladık. Dışarı çıktığımızda ilk hissettiğimiz şey vatanın birliği ve daha sonrasında yaşanabilecek iç savaş kargaşasıydı. Çünkü bizim gözümüzün önünde Libya, Halep, Suriye meseleleri gibi dünyaya ders niteliğinde olabilecek iç savaşlarla karşı karşıya kaldık. Ve eğer bu darbe gerçekleşseydi böyle bir durum içerisinde olabilecek korkusu yaşadık. Yani ilk aklımıza gelen korku buydu. Çünkü yapılan darbe değil, bir ihanetti. Ve bu ihanetin sonucu nereye çıkacak? Hakikaten kestirmesi çok zordu. Benim aklıma ilk gelen milletin ve vatanın birliğin bütünlüğüydü. Biraz daha ilerlediğimiz zaman polis memurlarının yollarda olduğunu ve zırhlı personel taşıtlarının ve tankların hareket ettiğini gördük. Tanklardan ateş açılarak Çamlıca'ya çıkış izni verilmeyeceği bilgisini aldık. Yani ilk askerlerle karşılaşmamız bu yönde oldu. Bu bilginin üzerine biz biraz daha saldırı olabileceğini veya o bölgede o noktada herhangi bir terör faaliyetinin olacağı endişesine kapıldık. Hala da darbenin gerçekleşeceğine veya darbenin olabileceğine inanmıyorduk. Çünkü Türkiye'de herhangi bir darbe zemini veya darbenin olması gerekebilecek bir zemin mevcut değildi. Kısıklıya Cumhurbaşkanlığı konutuna yaklaştığımızda polis memurlarının tedbirler aldığını, yollara araçları dizdiklerini ve ufak çaplı çatışmalara girdiklerini, özellikle askerlerle karşılıklı bir çatışma yaşadıklarını gördük. Biz artık o noktaya yaklaştığımızda tamamen darbenin olduğunu ve bir ihanet çetesinin Türkiye'ye zarar vereceğine inandık. Bu noktadan sonra bizim aklımıza ilk gelen yakınlarımız oldu, sevdiklerimiz oldu. Onların emniyetinden emin olduktan sonra artık yapabileceğimiz tek şey memurlarla beraber artık bu mücadeleyi verip bu savaşı kazanmaktı. Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı anaların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya? Devlet büyüklerinden ve parti sözlerinden açıklama geldikçe olayın ciddiyeti ve ne kadar ehemmiyetli olduğuna zaten vakıf olmaya başladık yavaş yavaş. Ancak hala da bizi rahatlatacak konuşma gelmemişti. Cumhurbaşkanının bilgisi açıklaması geldikten sonra artık kararlar kesindi ve artık bu olay için şehit olunacaktı. Yani bundan ilerisi yoktu. Biz o noktadan sonra artık vatandaşlar bir araya gelerek sokaklara zaten dökülmeye başlamıştı. Bu sefer bir kitlesel olarak kenetlenmeye başladılar. Yani grup grup ayrılarak kendinden emin, temkinli bir yolda ilerlemeye başladılar. Biz köprüye ilerlerken normal şekilde herhangi bir ateş açılmamıştı bize. Ancak gişeler mevkine yaklaştığımızda ilk ateş açıldı. Ateş esnasında çok yaralananlar, şehit düşenler oldu. Göğsünden, bacaklarından yara alanlar oldu. Biz barikatları geçmeye başladığımız andan itibaren herhangi bir saldırıda bulunmasak dahi bizim üzerimize ciddi sayı şekilde bir ateş açıldı. Ve bu ateş tamamen tedbir amaçlı değil, kişileri öldürmek üzereydi. Ve göğüs baş hizasında o noktada ateşler açıldı. Vurulanların zaten ilk ateş esnasında vurulanların birçoğu şehit oldu. Ateş esnasında hemen önümde bulunan yani belki de bir metre yoktu aramdaki arkadaşım göğsünden vuruldu. Tanıdığım da bir arkadaşımdı ve o an bir panik yaşadım. Bir can havliyle onu alıp kenara çekmek istedim. Ona müdahale ederken de ben yaralandım. Ben yaralandım ama onu da orada bırakmadım. Gene en azından göğsünü alıp yani vücut bölümünü alıp merminin gelmeyeceğini düşündüğüm bir noktaya kadar onu getirdim. Kendi yaralı ayağımı. Vurulduktan sonra bir 10 dakikaya yakın zaten biz orada kaldık. Hareket edemedik çünkü hala da ateş devam ediyordu ve hala da üzerimizden kurşunlar geçiyordu. Ve biz o kurşunların seslerini çok net şekilde duyuyorduk.
yattığımız yere çarpmalarını, üstümüzdeki duvara çarpmalarını, elektrik kutularına girmelerini. İlk vurulduğum anda yaramı kontrol ettikten sonra benim de burnumdan kemeri çıkartarak ilk müdahalemi kendim yaptım. Diz kapağımın üzerinden kemeri boğdurarak kan akışını yavaşlatmaya çalıştım. Orada 5-10 dakika ateş kesilmedi. Hala biz orada mevzide kaldık. Ateşin durduğu anda ben hareket etmeye başladım. Yani en azından kendimi oradan kurtararak sivil araçların yanına gidip hastaneye yönelebilirim düşüncesiyle hareket etmeye başladım ve sekerek gidiyordum. Daha sonrasında oradan kendi imkanlarımla metrobüs durağına gelerek beklemeye başladım. Başka bir sivil araç yardımıyla bir gazimizle beraber tekrardan hastaneye yöneldik. Hastaneye geldiğimizde benim gözüme ilk ilişen şey o arabanın üstündeki kurşun delikleri oldu. Yani arabanın yolcu kol camlarından bir tanesi patlamış ve arabanın üstü delik teşikti adeta. Çünkü askerler sürekli kurşun atmış ve o araba siper noktasına en yakın araçlardan biriydi. Geri döndü, bizi aldı ve geri devam ettik. Hastanede çok gazi ve çok şehit vardı. Yani üst düzey bir şekilde hastane kapasitesinin dışında belki çalışarak orada müdahaleler de etmeye çalıştılar yaralılara, gazilere. O anda panik olmadık ama aklımız hala da oradaydı, köprüdeydi. Köprüdeki durumun ne olduğuna dair, çatışmaların ne halde, nasıl devam ettiğini merak ederek hastanede bir tedavi altına alındık. Duyan bu çağrıyı, köprüye gelsin. Vurulanlar var. Oradaki o birlik ve beraberlik, yani ateş açılırken dahi kimsenin geriye kaçmaması, meydanı boş bırakmamaları ve saflarını sık tutma istekleri hakikaten Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki vatandaşların gücünü, birliğini, beraberliğini bir kez daha dünyaya sergiledi. Ve herkesin ilk aklına gelen şey ölmekti. Ve kimse de hamdolsun bundan çekinmedi, bundan korkmadı, kaçmadı. Yani eğer öleceksek dava uğruna, bu vatan uğruna ölecektik.